Geçip giden bu zamanları bir yerlerde bulsam, sonra üzülsem, üzüldüğüme üzülsem, gözyaşıma dalıp dalıp seni hatırlarım. Evet sevgili arkadaşlar, Kalp Efes'te tarih deneme 9 full versiyon. Biraz uzun sürüyor arkadaşlar. Konu anlatımı yapıyoruz biliyorsunuz sorular içerisinde. Çünkü benim içimin rahat etmesi lazım. Hep içini açıklayayım ki hem yani zaten kafanıza çakılıyor böyle olunca. Yani soru üzerinden konu anlatımı gibi kafaya gerçekten çakılıyor. İyi bir metot yani bu. Hatırlatmalarımı yapayım. Oynatma listelerini düzenledim arkadaşlar. 2024 tarihi soru çözüm var ya. Onları böyle 1, 2, 3, 4, böyle 26'ya kadar getirdim. Sırayla izleyebilirsiniz. Sonra neleri düzenledik? KPSS konu anlatımlarını düzenledik. Orada bir hazine ile karşılaşacaksın. O yüzden oynatma listelerine dal. Konu bilmeden olmaz bu iş. Yani önce bilgi sahibi olacaksın, sonra fikir sahibi diyor ya. Bir de arkadaşlar, yok benim konuyla ilgili bir sıkıntım yok diyor isen de yapıştır oradan, işte dedim ya, soru ünite ünite diye yazdım orada parantez içinde, ünite ünite. Birden böyle pata 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 26'ya kadar gidiyor. Bir tane şey not bir şey yazmış oraya, yorum yazmış, demiş ki hocam bu soru hayatta çıkmaz, AYT'de de bu sene sordular. Baybars sorusu var ya, Baybars. Yuh ya. Ya arkadaş, yani cahil 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 cesareti. Bir de Gary, yani İngilizce'de Gary. Yani lan oğlum, sen mi bileceksin, izini bilecek. Neyse, tövbe estağfurullah. Sevgili arkadaşlar, artık kes dırdırı, dinle hıdırı dediğinizi duyar gibiyim. Hemen geçelim. Çok uzatmayalım diyoruz ama çok uzatıyoruz, bu sefer hızlı gidek. He? O yüzden sevgili arkadaşlar, ben hemen durduruyorum ve çözüyorum. O yüzden siz de durdurun ve işaretleyin, doğru mu? O zaman geç abi. Şimdi ilk Türk devletlerinde İpek Yolu ve bu yola kuzeyden paralel uzanan Kürk Yolu. İpek Yolu Çin'den çıkıyordu, hatırla. Kuzeyden gidiyor, Hazar'ın kuzeyi. Evet. Ve bir kolu da güneyden gidiyor, Hazar'ın güneyi. İran topraklarından da geçiyor. Tebriz'de bak, İpek ticaret yoludur, unutma. Sonra Doğu Anadolu, Trabzon, İstanbul, bunların hepsi İpek Ticaret Merkezi ve Kırım arkadaşlar, kavşak noktadır. Peki buna paralel uzanan ne abi? Yine Çin. Yani Kürk yolu. Peki hemen o zaman coğrafi olarak bir sorudur bu abi. Ha işte çıkacak, gelebilecek sorular. Sevgili arkadaşlar, durdurduğun mu? Durdurduysan ben hallediyorum. Hemen hallediyorum. Sevgili arkadaşlar, bu konuda yardıran, para kazanan, Pax Hazar dönemini yaratan Hazarlar oldu. Hatta Pax Hazar döneminde ticaret, tüccarlar için öyle bir güvenlik ortamı sağlamış ki bir de bunlar bunun üzerine. Hem İpek'ten geliyor, hem Kürk'ten geliyor. Parabol eşittir huzur formülü matematikte. Parabol eşittir huzur. Doğru mu? Bunlar arkadaşlar malı götürdüler açıkçası. Çok da zenginleştiler. Peki bununla beraber İtil Bulgarlar. Arkadaşlar İtil'in diğer adı neydi? Volga. Volga nereye dökülür? Hazar'a. Peki buralar hep Karadeniz'in kuzeyindeki torpahlar değil mi? Evet. O yüzden sevgili arkadaşlar, bu sorunun yanıtı 1 ve 3'tür. İnşallah doğru yapmışsınızdır. Peki niye Avarlar değil? Avarların özelliği neydi? Hem Orta Asya'da hem de söyle Avrupa'da devlet kuran bir halktır, hatırlayın Avarlar. Avarların böyle Karadeniz'in kuzeyinde falan takıldıkları söylenemez. Avrupa'ya gittiler, bir kısmı Orta Asya'da kaldı. Hatta Bumin Kağan bunlara karşı mücadeleyle kurmuştu ya Birinci Göktürk Devleti'ni, doğru mu? Geç. Kuruldukları bölge Kıpçak Türklerinin yurdu olduğundan süreç içerisinde Türkleşmişler. Peki İslamiyet Berke Han zamanında kuruldukları bölgede yayılıyor. Özbek Han zamanında İslamiyet bu devletin resmi dini oluyor. Rusların Karadeniz'e inmelerini uzun süre engelliyorlar. Timur tarafından yıkılıyorlar arkadaşlar. Timur'un çok büyük bir hatası olacaktır bu. Durdurduk mu? İşaretlediniz mi abi? O zaman ben çözüyorum. Sevgili arkadaşlar, burada altın, orada geç. Kubiş Hanlığı var ya, Kubilay. Kubilay Hanlığı olur mu abi? Olmaz. Niye? Bak, bu Cengiz'in torunu Kubilay tarafından kuruluyor. Moğolistan Çin sınırları mıdır? Evet. Ve arkadaşlar, İslamiyet'i benimsemeyen tek, ne diyelim, Moğol devleti. Hani Cengiz'in Moğol İmparatorluğu 1227'de Cengiz'in ölümüyle parçalanıyor ya. Heh.
Kubilay da bunlardan birisi. Doğru mu? Altın Ordu bunlardan birisi. İlhanlar bunlardan birisi. Çağatay bunlardan birisi. Kubilay da bunlardan birisi. Arkadaşlar zaman içerisinde bak coğrafi olarak da Çinlileşecek bunlar. Çin hakimiyetine girecek. Doğru mu? Peki Çağatay olur mu? Bak Türkmenistan, Sirdar yani Mavera-ül-Nehir'de doğru mu devleti kuruyorlar? Çağatay Hanlığı. Peki sevgili arkadaşlar Türkistan mesela başkentleri almalık. Ne yapmalık? Almalık. Peki İslamiyet'i tabii ki benimsiyorlar. Arkadaşlar buna da Timur çakıyor biliyor musunuz mu? Timur kafayı çakıyor abi Çağatay Hanlığı'na. Ve ne oluyor biliyor musunuz mu? Timur yıkınca yine Ruslara gün doğuyor ama bu sefer Orta Asya'da. Bak biz bu Karadeniz'in kuzeyinde bir devlet istiyoruz doğru mu? Heh. Peki bu da arkadaşlar şimdi İlhanlı Devleti de İran merkezi kuruyor. Cengiz'in torunu Hülagü Han. İran, Tebriz merkezdir bunlar da. Ve arkadaşlar yıkılıyorlar bunlar. Yıkıldıktan sonra da kara koyunlu ve ak koyunlular ortaya çıkıyor. Ve bizi de ne yapmışlardı hatırla 1243'te ağzımızı burnumuzu dağıttılar Köse Dağ Savaşı'nda biliyorsun. Hazarlar da olmaz sevgili arkadaşlar. Hazarlar. Hazarların olayı neydi? Pax Hazar. Museviliği kabul eden ilk ve tek Türk devleti. Başka? Orduları paralı askerlerden oluştu. Doğru mu? Ve sevgili arkadaşlar hoşgörülü bir toplum yarattılar. Doğru mu? Bununla ilgili yukarıda Hazarlarla ilgili bir veri yok. Biz ne diyoruz? Bak Berkehan ve Özbekhan bunların hepsi arkadaşlar Altın Ordu Devleti'nin hükümdarlarıdır. Doğru mu? Peki Altın Ordu Devleti Karadeniz'in kuzeyinde ya Cengiz'in torunu Batuhan tarafından kuruluyor. Başkent Saray şehridir arkadaşlar. Ve Timur bunu yıkınca Altın Ordu'yu Rusya bölgede güçleniyor. Güneye inmesinin önü açılıyor. Geç. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuk Devleti'nin doğrudan ticareti geliştirmek için yaptığı faaliyetlerden biri değildir. Dikkat. Arkadaşlar TSD deyince aklınıza hep ne gelsin? Ticaret abi. Ticarette yardımdılar. Mesela Büyük Selçuklu deyince daha çok toprak sistemi ikide geliyor ya. Türkiye Selçuklu deyince de ne geliyor abi? Ticaret. Durdurdunuz. Yapıştırdınız. Çözüyorum. Kıbrıs Krallığı'na Venedik'e ticari imtiyazlar. Arkadaşlar kapitülasyon diyor ya ticari imtiyazlar. Kıbrıs Krallığı'na ve Venedik'e ticari imtiyazlar verdiler. Antalya'yı fethettikten sonra zaten Kıbrıs'la direkt ve Venedik ticaretiyle bağlantı kuracaklar. Peki arkadaşlar dünyada bir ilktir devlet sigortacılığı sistemi. Ne yapılıyor biliyor musun? Tüccar mesela Anadolu Selçuklu Devleti sınırlarına girdi. Bir eşkıya tarafından soyuldu. Kadı önünde bunu eğer kanıtlarsa devlet bütün masraflarını karşılıyor. Mükemmel değil mi? Tamam. Arkadaşlar Kervansaray. Sevgili arkadaşlar donattılar. Bir harita görmüştüm. Konya ve civarında zaten. Oo. Yani onlarca kervansaray yapıyorlar. Bir de bunlar öyle kafaya göre yapılmaz ha. Hep 70 kilometre, 70 kilometre, 70 kilometre şeklinde yapılır. Niye biliyor musun? Sabah tüccar çıksın, öğlene kadar geleceği yer hesaplanır. Orada bir kervansaray. Akşam işte hava kararacağı kadar yer hesaplanır bir kervansaray daha. Sevgili arkadaşlar bunların ilk temelleri ribatlardır. Ribatlar, daha sonra kervansaray. Peki bunlarda 3 gün yeme içme bedava. Doğru mu? Bizim Türkler var ya. Yol boyunca düşünsen Antalya'dan Sinop'a gidiyorsun, Sinop'tan Antalya, Antalya'dan sonra ömür boyu düşünsen 3 gün orada bedava, 3 gün orada, 3 gün yapmışlardır bence. Peki Kırım'ın Sudak, eğer Kırım varsa işin içinde İpek Ticaret yolu var, unutma. Kırım her zaman İpek Ticaret merkezlerinden birisiydi, doğru mu? Doğrudan diyoruz ya, arkadaşlar İkta sistemi defalarca anlattığım tımar sistemi olacak Osmanlı'da. Bu toprak sistemi aynı zamanda ordu sistemi de hatırla. Seni gönderiyordum. Sen orada köylüyü çalıştırıyordun köyde. Köylü vergiyi sana ödüyordu. Benim hazineme para girmiyordu ama senden istediğim bir şey vardı. Bana asker besle. Bu sistem sayesinde düzenli, disiplinli, savaşa her an hazır bir orduyu beslemiş oluyordum. Geç. Halil İnalcık. Tarihçilerin kutbu mu diyorlar arkadaşlar buna? Doğru mu? Osmanlı'nın kurulup kısa sürede güçlenmesini Moğol istilasından kaçan savaşçı Türkmenler. Bu ne getirir? Bir dikkat et. Bir de Osmanlı'nın Bizans sınırında kurulmasına bağlıyor arkadaşlar. Doğru mu? Peki bu durum Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki avantajlardan hangisini sağlamış olamaz? Durdurdun mu? O zaman yapıştırıyorum biraz hızlı olalım dedik bu de şeyde. Askeri nüfus artar abi. Niye? Baksana kaçan savaşçı Türkmenler diyor. O zaman güçlenir. Ordum güçlenir. Doğru mu? Peki arkadaşlar Bizans sınırında kurulduysan kime vurmaya başlarsın? Kafire kafire. Yani Hristiyan'a vurmaya başlarsın. Diğer beylikler de o bu cihat yapıyor deyip ne yapar abi? Destek olur. Peki kurulduğu bölge arkadaşlar Türkmenler tarafından böyle ne diyelim istila ediliyorsa
Türkmen nüfusu artıyorsa homojen bir yapıya gelmez mi? Yani Türk ve Müslüman nüfusu artacak sonuçta. Doğru mu? Peki sevgili arkadaşlar, ticari faaliyetlerinden dolayı ekonomik gücü artmaz mı? Doğru mu? Buradaki yani kaçan Türkmenler Osmanlı Bizans sınırı, özellikle Bizans sınırı deyince zaten İpek ticaret yolu, yani İstanbul gelsin aklınıza. Peki arkadaşlar, istimalet ve iskan. Bak, daha istimaleti uygulayabilmek için önce fetih yapalım, kafir yerlerini alalım. O yüzden yukarıda fetihle ilgili bilgiler verilmesi lazım. İskan için de arkadaşlar karşıya geçmemiz lazım. Rumeli söyle topraklarını alalım ki 1353'te Orhan Bey yapacak, biliyorsunuz Osmanlı tarihinde. Ondan sonra dış iskan başlayacak. Yani Anadolu'dan Türkmenleri alıp Rumeli'ye göç ettireceksin. Dolayısıyla yani tam bunu sağlamış olmaz. Geç. Dünya gücü Osmanlı Devleti döneminde. Namı diyar yükselme mi arkadaşlar bu? Evet. Peki aşağıdaki fetihlerden hangisi Osmanlı'nın farklı kültürlerle etkileşime diğerlerinden daha az katkıda bulunduğu ileri sürülebilir? Durdurdun mu? Hemen yapıştırıyorum o zaman. Sevgili arkadaşlar, İstanbul'u Bizans'tan aldın. Grek kültürü, Rum kültürü. He? Olmaz mı? Direkt nedir? Başka kültürlerle, farklı kültürlerle etkileşim. Arnavutluk arkadaşlar, Hristiyanlık toprakları. He? Direkt farklı kültürlerle etkileşim. Kahire arkadaşlar, Arap kültürü, Farsi kültür, Arap kültürü, bunlardan etkileşim var. Rodos şövalyelerinin olduğu yer, yine Hristiyan kültür. Doğru mu? Katolikler miydi bunlar? Heh. Peki Konya arkadaşlar, tarih boyunca Karamanoğulları, doğru mu? Tarih boyunca demeyelim, Karamanoğulların hep merkezi oldu ya. 1277'de Karamanoğlu Mehmet Bey, bundan sonra dergahta, pazarda, çarşıda Türkçe konuşanın vay haline dedi bir de. Düşünsene. Konya ve Türkmenlerin olduğu yerdir. O zaman farklı kültürlerle etkileşime diğerlerinden daha az katkıda bulunmuştur. C seçeneğidir. İnşallah doğru yapmışsınızdır. Geç. Aşağıdakilerden hangisi fetihlerden önce sahipleri Müslüman olan veya fetih sırasında İslam'ı kabul eden kişilere ait topraklar? Sevgili arkadaşlar dikkat edin, kişilere diyor. Doğru mu? Miri değil o zaman. Miri neydi? Devlet. Peki kişilere aitse mülk. O zaman toprak sahiplerinin ürettikleri üründen de vergi ödüyorlar. Doğru mu? Buldunuz mu? İşaretlediniz mi? Durdurdunuz. İşaretlediniz değil mi arkadaşlar? Sevgili arkadaşlar, haraci topraklar gayrimüslimlere ait mülk topraklardır. Unutma, haraç vergisi verirler. Beşte bir oranında. Ortalama beşte bir. Yani 100 kilo buğday ürettiyse, 100 kilo mercimek ürettiyse beşte birini devlete verir. Ayni verir. Ne demek bu? Ürün üzerinden. Yani para karşılığı vermez. Dikkat. Dirilik zaten tımarın, değil mi? En küçük haliydi. Neydi? 3500'de 20 bin, değil mi? Yıllık geliri. Ve neydi? Ben seni gönderiyordum bir yere. Sen köylüyü çalıştırıyordun. Köylü sana vergisini veriyordu. Bunun karşında ben senden ne istiyordum? Asker beslemeni. Doğru mu? Dirilik. Direkt zaten arkadaşlar kişilere mi ait bu? Direkt buradan çıktı. Miridir. Miri arazi. Genç. Peki yurtluk ve ocaklık. Bu ikisi çok karıştırılıyor arkadaşlar. Bak, ocaklık böyle kale muhafızları var ya. Tershane giderleri. Geliri ama bak şey değil. Yine mülk değil. Bunlar da mukata alıyorum. Miri arazidir. Devlet arazidir. Geliri o zaman tershane giderlerine ayrılır. Doğru mu? Bir de kale muhafızlarına ayrılır. Yurtluk da arkadaşlar sınır boylarındaki bu akıncılar falan var ya, oraları bekleyenler. Onlara ayrılır abi. Arkadaşlar burada doğru yanıt nedir biliyor musunuz? Öşri, aşar. Bak hepsi aynı anlama gelir. Onda bir anlamında. Peki öşri topraklar Müslümanlara ait topraklar, doğru mu? Evet. Bunlar onda bir oranında devlete vergi öderler. Öşür diğer ismiyle. Değil mi? Aşar vergisi. Sevgili arkadaşlar, ayni ödenir. Haracı gibi, bak dikkat. Ayni ne demekti? Ürün üzerinden, yani öyle para olarak ödeyemezsin. Geç. Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki kapıkulu piyadelerin görevlerinden hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir? Kapıkulları arkadaşlar mayış mı alıyorlardı? Hatırla. Bak, eyalet askerleri, tımar siperleri topraktan yetişiyor bunlar. Mayışlı askerlerdi, doğru mu? Heh. Şimdi durdurdun mu? Hemen çözüyorum. Arkadaşlar Yeniçeriler padişahın, bak merkezde şimdi savaş yapıyorum ya abi. Merkezde hemen böyle yaya olarak tıpı 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 padişah sararlar. Doğru mu? Padişah korurlar. Başlangıçta zaten 2000 kişi falan. Daha sonra uçuyor onların sayıları. Peki cebeciler arkadaşlar silahlardan sorumlu. Silahlar bunlar da abi. Tamam. Lağımcıları çok iyi bilirsiniz. Böyle köstebektir bunlar. Pıtı 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 ne yaparlar? Yer altından çat dinamitleri yerleştirirler. Patlatırlar içeriden. İstanbul'da. Oo. Rodos'un fethinde. Oo. Girit Adası'nın fethinde bunlar. Çok önemli işler göreceklerdir. Bir de lağımcıların alternatif ne geliştirmişler biliyor musun? Deri deri tel.
Onların üzerine böyle bir çakıl taşları koyuyorlarmış. Koyuyorlarmış böyle ping ping. Hani alttan vuruyor mu? Dong 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 diye. Oralara göre böyle ölçüyorlar. Ha, buradan zıplamaya başladı. Kalsın burayı diyorlarmış. Değişik. Humbaracı arkadaşlar bir çeşit havan topuğu. Bunu yaparlar. Ki humbaracı hocanın bir özelliği vardı. İleride Kontabon Naval Humbaracı Ahmet Paşa bunu batı tarzında modernize edecekti. Arkadaşlar doğru yanıt ne biliyor musunuz? Bostancılar. Niye biliyor musun? Bostancılar İstanbul'un değil sarayın güvenliğinden sorumludurlar. İstanbul güvenliğinden sorumlu olan Yeniçeri ağalarıdır unutma. Genç Osmanlı Devleti klasik döneminde fiyat istikrarını sağlamaya çalışıyor. Evet. Ve siyasi nüfuza neden olan büyük toprak sahiplerini mülkiyetlerinin ortaya çıkmasını engellemeye çalışıyor. Ve üretilen malların kaliteli ve standartlara uygun olmasını sağlıyor. Şimdi bakalım abi. Tek tek bunlar da arkadaşlar sistemlere bakalım. Durdurdun mu? İşaretledim mi? İnşallah doğru yapmışımdır. Arkadaşlar bir kere mala el koyma vardı ya ilk kez Çandarlı sülalesine uygulanıyordu hatırla. Sizin KPSS sorunuzu da hatırla. Çünkü şöyle sordular. Kuruluş döneminin en önemli sülalesi kimdir? Çandarlı. İlk kez Fatih müsaadeyi uyguladı ve bütün mallarına çöktü. Arkadaşlar niye mala çöker? Miras bırakaması. Doğru mu? Çocuğuna. Miras bırakamazsa o aile nüfuzlanmaz. Yani ekonomik anlamda zengin olmaz. O, yani devletin karşısına alternatif bir güç çıkmaz. Aha burada direkt toprak mülkiyetini engellemeye çalıştı. Peki arkadaşlar klasik dönemde fiyat istikrarını sağlamak. Diyor ki mal şeyin bazı malların fiyatlarını daha önceden belirliyorlar. Ekmek 5 liranın üstünde satılamaz diyor. Nar uygulaması doğru. Peki lonca arkadaşlar hepsinde zaten direkt nedir? Bütün bu olaylarda yani toprağı çıkartın tabii ki fiyat istikrarında direkt arkadaşlar lonca kaliteyi belirler. Çıkartılan ürünün, yapılan ürünün aynı zamanda fiyatını belirler. Doğru mu? Ve kalite çok önemlidir lonca teşkilatı için. Pabucunu dama atma hadisesinden bahsetmiştim daha önceki şeyde sorularda. Gelenekçilik arkadaşlar ne biliyor musunuz? Eski sosyal ve ekonomik şöyle dengeyi korumak abi. Eğer denge bozulursa seninki müdahale eder. Devlet müdahale eder. Gelenekçilik dediğimiz bu. İyaşecilik vardı. Bol miktarda mal bulunacaktı hatırla. Bir de fiskalizm vardı. Hazine tavan yapacak. Hazineyi dolduracaksın. Sevgili arkadaşlar burada sistem millettir. Millet sistemiyle ilgili daha çok istimalet gelsin aklınıza. Milletten anlayış neydi Osmanlı'nın? Halkı Yahudi. Söyle. İşte Hristiyan, Müslüman buna göre ne yapmak? Tasnif edip ona göre yönetmekte hatırla. Bununla ilgili bak bu ekonomik durum bu daha çok siyasi bir durum, dini bir durum diyebiliriz. Geç. Osmanlı Devleti'nde devlet kademesinde görev alacak devlet adamlarının yetiştirildiği en önemli eğitim merkezi nedir? Yapıştırırsınız arkadaşlar bence bunu. Bekleyelim, bekleyelim, bekleyelim. Durdurduk. Sevgili arkadaşlar, bir onda eğitim, meğitim yani eğitim olursa da okçu mokçu şeyleri var. Bu sarayın dışıdır bu. Sarayın dış bölümü. Doğru mu? Hekimbaşı, işte okçu, işte matrakçı böyle şey falan yaparlar burada. Söyle, tatbikat mı yapıyorlar? Heh. Böyle ısınma mısınma yaparlar. Birun sarayın dışı. Lonca teşkilatı artık defalarca söyledik. Temeli fütüvvet, el açıklık, cömertlik ahilerden geliyordu. Sonra Anadolu Selçuklu Devleti'nde bu ahi örgütü ahi evran. Sonra Osmanlı'da lonca oldu. Doğru mu? Burada da eğitim olur arkadaşlar. Ama çırak, usta çırak. Yani daha çok ne diyelim ticari eğitim. Tamam. Peki arkadaşlar Divan-ı Hümayun'da eğitim olur mu? Burada yargılama olur. Yasama, yürütme, yargı Divan-ı Hümayun'la meclis yani en önemli kararların alındığı doğru mu? Osmanlı Devleti'nin. Medresede eğitim olur ama ilmiye sınıfının eğitimi. Biz devlet adamlarının yetiştirildiği burada medresede ne çıkıyor abi? Medresede o müderris olursun mesela. Değil mi? İlmiye sınıfının kadı olursun. Doğru mu? Peki arkadaşlar biz devlet adamı yetiştireceğiz. İleride bunun ismi de değişecek, modernleşecek meclisi ahkam adliyeyi mi kuracaktı Mahmud'um? Enderun arkadaşlar yani ne yapar? Kapıkulu ocağından böyle gözleri yallah yallah eden çok daha zeki ve yakışıklılık da önemlidir. Onlar seçilir. Bir elemeye daha tabi tutuluyor Kapıkulu ocağından sonra. Sonra Enderun'a getirilir. Burada yetiştirilir abi. Burada sen sadrazamlığa kadar yükselirsin. Geç. Osmanlı Devleti'nin resmi adı aşağıdakilerden hangisidir? Mis gibi soru sana. Çok kısa. Kısa sorulardan korkun zaten arkadaşlar. Var ya uzun sorular çok daha açıklanmıştır. Halledebilirsiniz ama kısa sorulardan gerçekten korkun. Durdurduk. Yapıştır. Devleti ebed müddet diyorlar Osmanlı'ya ama resmi adı değil. Yani sonsuza kadar yaşayacak devlet. Doğru mu? Payitaht arkadaşlar İstanbul'un ismi.
Değil. Peki devleti muazzama diyorlar. Büyük Osmanlı diyorlar. Olur. Büyük devlet. Memaliki mahruse diyorlar arkadaşlar. Yani ne diyelim? Korunmuş memleket. Korunmuş memleket. Bunu da söylüyorlar. Ama resmi ismi yani böyle bir resmi kayıtlarda geçtiği olayla devlet-i aliye. Bize ne turlarda bunlar var ya, Osmanlı İmparatorluğu diye geçmiyor. Hep böyle devlet-i aliye, devlet-i aliye. Resmi adı budur. Geç. Anadolu'da 17. yüzyılda çıkan Celali isyanlarının yarattığı sonuçlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Sevgili arkadaşlar, Celali isyanlar için kendine bir dağ seç. Her dağın başına birer tane eşkıya öbeğe koy. Anadolu bir sarsılıyor. Bozoklu Şeyh Celal diye bir adam var. Yavuz Sultan Selim zamanında çıkartıyor. İlk isyanı bastırılıyor isyan ama ondan sonraki bütün isyanlara Celali diyorlar arkadaşlar. Doğru mu? Sevgili arkadaşlar, bir kere durdurduk mu? Yapıştırdınız mı? İnşallah doğru yapmışsınızdır. Büyük kaçkun hareketi var ya. Bu ne biliyor musun? Köyden kente göç. Direkt büyük kaçkun hareketi yaşanacak, yapıştır. Ve Celal İsyan'dan bir nedeni de neymiş biliyor musunuz arkadaşlar? O dönemde kuraklık. Zaman zaman 1691-95 yılları. Evet. Buralarda bir şey 1591-1591-95 yıllar arası korkunç bir kuraklık olmuş. Peki arkadaşlar, taşrada asayiş ve güvenlik bozulmaz mı? İsyan var abi. İsyanlardayım diyor adam. Evet. Peki halkın devlete olan güveni sarsılmaz mı? O zaman halk devlet güveni sarsıldı. Peki sevgili arkadaşlar, askeri başarılar azalmaz mı? Devletin yani devlet içeride isyanlarla uğraşıyorsa dışa karşı cesur politika izleyemez. Peki 17. yüzyıldan bahsediyorsam biz şunu biliyoruz. İlk kez Batı tarzında ıslahatlar 18. yüzyılda Lale Devri'yle oluyor hacı. O zaman 17. yüzyılda niye Batı tarzı ıslahat başlasın? Doğru mu? O yüzden doğru yanıt D seçeneğidir genç. Osmanlı Devleti uzun bir süre sonra ilk kez arkadaşlar tek bir devletle ne yapıyor? Kapışıyor. Hadi bakalım. Bunu kim bilecek? Ha? Ve genelde var ya bu saate kadar bize hep ne yapıyordu? 3 kişi, 4 kişi, 5 kişi dalıyor. Şimdi bir devlet uzun süre sonra. Mesela Çirmen'de sadece Sırplar çıktı. Gerçi Bulgar kuvvetleri de vardı da. Arkadaşlar bu anlaşmada ne oluyor biliyor musunuz? Bu Karadeniz ilk defa yabancı bir devletin gemilerinin kullanımına açılıyor. Acaba nedir nedir? Buldunuz mu? Ben yapıştırıyorum. Prut olamaz. 1711 Prut. Baltacı Mehmet Paşa sorusuna dikkat edin. Bu sene keşke gelse. Baltacı Mehmet arkadaşlar Prut bataklıklarında Rus ordusunu sıkıştıran adamdır. 1711'den bahsediyorum. Sonra Prut'ta Ruslar anlaşma istediler. Anlaşma yaptık. Prut Anlaşması ile Azak Kalesi'ni geri aldık. İstanbul'da çünkü vermiştik 1700 İstanbul Anlaşması'nda. 1700 İstanbul Anlaşması zaten ters çevir oldu sana Prut. Daha yeni sordular Prut'u. Azak Kalesi bir de İstanbul'da sürekli elçi bulundurabileceklerdi ya. Prut'ta bulunduramayacaklar. Bu kadar basit. İki temel olayı. Peki arkadaşlar Belgrad 1736-39 Osmanlı-Avusturya-Rusya savaşları sonunda imzalandı. Bizim için artık. Çünkü Belgrad'ı geri almayı başarıyoruz. Humbaracı Ahmet Paşa'nın yaptığı ıslahatlar orada da işe yarıyor Belgrad anlaşmalarında. Pasarofçanın bir özelliği var. Bizim için eksi. Çünkü gitti Belgrad yine. Bak vergulüm al gülüm vergulüm al gülüm. Burada gitti burada aldık tekrar. Pasarofça'da arkadaşlar şöyle bir özellik var. Avrupa'nın bilim ve teknikteki üstünlüğünü kabul ediyoruz. Yaş bizim için tam yaş anlaşma. 1792'de ne yapıyoruz? Kırım'ın Ruslara ait olduğunu onaylıyoruz. Arkadaşlar burada uzun bir süre sonra İlk kez bir devletle karşı karşıya geldiğimiz olay 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı'dır. Doğru mu? Bak Osmanlı-Rus-Avusturya demiyorum. Rus Savaşı tek. Peki ne oluyor abi? Donanmanın Boğazlardan yani donanma demeyelim de ticaret gemilerinin Boğazlardan geçmesi ne? Karar veriliyor. Oo, çok istediğim sıcak denizlere en azından ticaret gemileri geçmeye başladım abi. Küçük kaynarca 18. yüzyılda imzaladığımız en ağır koşullu anlaşmadır. Unutma, Kırım bağımsız oluyor. Ortodoksların koruma hakkını elde ediyorlar. İç işlerimize karışıyorlar. Kırım'ın bağımsız olması şu. İlk kez halkı Müslüman olan bir toprağı kaybediyoruz. Rusya'ya kapitülasyon veriyoruz. Sevgili arkadaşlar, genç. 13. Osmanlı Devleti'nde Abdülmecid ile beraber faaliyetlerinden ve politikalarından hangileri devlet politikası haline gelmiştir artık arkadaşlar? Bak Abdülmecit II. Mamun Irım'dan sonra başa geliyor doğru mu? Şuna dikkat edin. Abdülmecit fermanların padişahıdır. Yani Tanzimat da onda, ıslahat da onda. Doğru mu? Arkadaşlar Abdülmecit'ten itibaren artık demir yolu da demir yolu. Aman da demir yolu yapalım diyorlar. Yapıştı. Demir yolu yapımı. İkinci Abdülhamit zamanında doruk noktasına çıkacak unutma. 3B diye bir projeleri var mesela. Boğazlar Bağdat attı.
Çoğunu yapıyorlar. Peki arkadaşlar, 1864 Taşra Teşkilat Vilayet Nizamnameleri, 1871 Vilayet Nizamnameleri, yani Taşra'yı yeniden düzenliyor. Merkezi otoriteyi kurmaya çalışıyor, doğru mu? Bu da var. Bu da bir devlet politikası haline gelecek. Yalnız arkadaşlar, ümmetçi politika için biz neyi bekleyeceğiz? İkinci Abdülhamit'i. Doğru mu? Abdülmecit gelecek. Şey, bitecek bu dönemi. Abdülaziz gelecek. Arkasından ikinci Abdülhamit. O yüzden daha var. O yüzden sevgili arkadaşlar, doğru yanıtımız nedir? Bazen böyle doğru anlatıp yanlış işaretleyebiliyorum. 1 ve 2'dir, doğru mu? Bunu işaretledik mi? İşaretledik. Geç. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'ndan cephelerinin hangilerinde milliyetçi isyanları bastırma çabası içinde olmamıştır? Haydi bakalım. Arkadaşlar bir bakın. Durdurun. Ben açıklıyorum. Sevgili arkadaşlar, Hicaz'da Medine Fatih, Medine ne diyelim, müdafii. Onun savunucusu Fahrettin Paşa var. Karşısında İngiliz Arabistanlı Lawrence var. Arabistanlı Lawrence'ın kandırdığı Arap kabileleri var. Ve devamlı Medine'ye saldırılar var. Mondros imzalansa bile Fahrettin Paşa Medine'yi terk etmiyor. Fahrettin Paşa'ya dikkat, Hicaz. Arkadaşlar, burada milliyetçi isyan yok mu? Biz ne demiştik şeye, Araplara? Cihat ilan etmedik mi? La, İngilizler geldi, kafirler geldi. Elimize silah alın, şu kafirleri kovalım. Onlar yanlış anlayıp bizi kovmuşlardı, hatırla, Hicaz'da. Peki burada var. Peki arkadaşlar, tabi sarışınla bunu işaretlemeyelim. Doğruları hep kırmızıyla işaretliyorduk. Var. Kafkas cephesinde de Ermeni muhabbeti yok mu abi? Değil mi? 1915'te tehciri çıkartıyoruz arkadaşlar. Burada zorunlu göçe tabi tutuyoruz. 900, 2000, 900, 3000 diyelim hatta. O kadar kişi gidiyor, doğru mu? Kafkas. Yine milliyetçilik olayları var. Peki arkadaşlar, Çanakkale'de olur mu lan? Bir de şunu söylüyordum ben. Sınıflarda Çanakkale savunma şey saldırı cephemiz nedir? Çanakkale diyor. Lan Çanakkale saldırı mı? Herifler geldi, sen savundun, doğru mu? Savunma cephesidir abi. En önemli savunma cephesi ve 1. Dünya Savaşı'nda net galibiyet aldığımız tek cephe midir? Evet. O zaman arkadaşlar, hangisiyle olmamıştır dediğine göre, aha şunu yapıştırdık, doğru mu? La, 1 ve 3'ü doğru yapıp şey yaptım. Ha arkadaşlar, yalnız iki. Çabası içinde olmamıştır diyor ya. Çanakkale'de olmamıştır tabii ki. Geç. Mustafa Kemal tarafından 28 Mayıs 1919'a yayınlanan Havza Genelgesi. Bu senenin yine AYT sorusu arkadaşlar. Farklı soruyorlar. Değiştiriyoruz biz de. Tarih değil işte. Yani orada böyle değil de şöyle soruyorsun. İşgallerinden hangi önemli olan Mimli soru yakalayabilmektir? Evet. Öyle be, git de Oksız'ı yakala. Git Fevzi Paşa sorusunu yakala. Puşi'deyi siyah sorusunu yakala. Bunların hepsini ben yakaladım Türkiye'de. Ama biz mutfağın hep arkasında olduğumuz için artistliği başkaları yapar. Öyle oluyor. İşgallere karşı kamuoyu yaratma amacıyla ilgilidir. Kamuoyu yaratacağız arkadaşlar. Ayağa kalk. Havza genelgesinde. Milleti ne yapacaksın? Bıcır bıcır gaza getireceksin. Sevgili arkadaşlar, Havza genelgesinden sonra Havza'da miting yapılıyor daha sonra 30'unda. Doğru mu? Burada da ateşli konuşmalar yapılacaktır. Bir kere diyor ki, İzmir işgaline karşı tepki daha canlı ve sürekli olmalıdır. Yapıştır. O zaman kamuoyu yaratır. Ülke genelinde coşkulu mitikler yapılmalıdır. İzmir'in işgali haksızdır diyoruz. Bunu ilk kez Samsun raporunda söyledi arkadaşlar. Samsun'a gönderdiği raporda Mustafa Kemal. Bütün devletlerin temsilcisine ve İstanbul hükümetine protesto telgrafları çekilmelidir. Sevgili arkadaşlar, bunların hepsi kamuoyu yaratma değil mi? Doğru mu? Yani gaza getirme milleti ve işgallere karşı tepki doğurma olayıdır. Geç. 1. Tevrem'in 24 Nisan 1920 tarihinde aldı. Arkadaşlar, 23 Nisan'da açıldı ve yeni Türk Devleti'nin kurulduğu dünya kamuoyuna ilan edildi. Bir gün sonra da kararlar aldık, doğru mu? Peki hangisi meclis hükümeti sisteminin uygulandığının göstergesi? Bak, teknik hadiseler. Meclis hükümeti, kabine sistemi. Meclis hükümeti, kabine sistemi. Şimdi bakalım. TBMM'in üzerinde hiçbir güç yoktur. Ne demek abi? Saltanatı falan, hilafeti falan tanımıyorum demek. Her şeyin üzerinde halk iradesini ne yapıyorum? En üstte tutuyorum demek. Doğru değil mi abi? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üzerinde hiçbir... Biz daha teknik bir şey arayacağız. Meclis hükümeti sistemiyle ilgili bir şey arayacağız. Doğru mu? Peki arkadaşlar, Büyük Millet Meclisi, şimdi dikkat edin, iki tane şey çıktı. Doğru mu burada? Heh. Meclis başkanı aynı zamanda hükümetin de başkanıdır diyor ya. Sevgili arkadaşlar, normalde meclis başkanıyla hükümetin başkanının ayrı olması gerekir. Doğru mu? Meclis başkanı hükümetin de başkanı. Kısaca ne olmuştur? Yani yasamanın başındaki, bir de yürütmenin başındaki aynı kişi. Sevgili arkadaşlar, direkt meclis hükümeti sistemi. Meclis hükümeti sistemi kabaca ne biliyor musun?
Bakanları düşün, şurası meclis olsun. Ha, şöyle benim oda. Bakanlar bitti 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 bitti. Hepsi farklı görüşlerden. Tek tek bakanlar ne oluyor? Mecliste oylamayla seçiliyor. Hükümet öyle kuruluyor. Abi biri sağcı, biri solcu, biri muhafazakar, biri bilmem ne, biri hetleri, biri bittiri. Yani söyle, kurulan hükümet sağlıklı olur mu? Herkes farklı telden. Doğru mu? Peki bunu nerede halledeceğiz biliyor musunuz? Cumhuriyet'in ilanıyla kabine sistemine geçildiğinde. Peki arkadaşlar, Büyük Millet Meclisi yasama yürütme yetkilerini kendine toplar diyor ya. Normalde yasayı meclis yapıyordu. Doğru mu? Yürütmeyi kim yapıyordu abi? Bakanlar Kurulu. Doğru mu? Hepsini de kendisi topluyorsa yine meclis hükümeti sisteminin ki olağanüstü olduğunda kanıtı değil mi abi? O zaman sevgili arkadaşlar, meclis hükümeti sistemi uygulanmıştır. Şu nedir? Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olması ile ilgili temelin üzerinde hiçbir güç yoktur. Ama 2-3 teknik bir hadisedir. Geç. Sivas Kongresi'nde çıkartılmasına karar verilen, bak, bütün yayın organları ve Milli Mücadele ilk yayın organı arkadaşlar, İrade-i Milliye gazetesi miydi? Master Degree. İrade-i Milliye gazetesi de ne yapmış? 22'nin sonunda bitiyor değil mi? 16 sayı falan çıkartıyor arkadaşlar. Hangisi üzerinde etkili olmamıştır? Etkisi olmamıştır. Şimdi Sivas Kongresi'nden sonra bak, kronolojik sorular soruyorlar. Nefis sorular soruyorlar. Ben de öyle yapmaya çalışıyorum sorularıma. İradeyim bak, bu soruda öyle güzel çıkmıştı ki. Yani ben gerçekten ÖSYM'nin sorularına hayranım. O çizgide sormaya çalışıyorum. Ona işte özeniyoruz. ÖSYM gerçekten orada soruları hazırlanan çok iyi abi. Peki arkadaşlar, İrade-i Milliye gazetesi dedim ya. Hangisi üzerinde etkisi olmayacak? Bir kere bak, o Sivas Kongresi'nde durdurdunuz ve çözdünüz deme. Damat Ferit kabinesini düşürüyorlar abi. Niye? Çünkü siyasi bir kriz çıkıyor. Bak diyorlar ki, biz Sivas Kongresi'nde evet padişahla direkt konuşmak istiyoruz. Damat Ferit araya giriyor. Aradan çekil lo diyoruz. Yok diyor. Bütün iletişimi kesiyor. Siyasi bir kriz çıkıyor. İrade-i Milliye buna şahit olmuştur ve arkadan da tam desteği vermiştir. Peki Osmanlı ve Ruslan Meclisi için seçimlerin yapılması abi? Master degree. Bak ne dedim? İrade-i Milliye 1922'nin sonlarında sonlanacak. Doğru mu? Mebusan Meclisi abi 20-22 Ekimler, Ocaklar 1921. Doğru mu? Peki Osmanlı Mebusan Meclisi'nin seçimlerinden nerede karar veriliyordu? Bir hatırla. Amasya görüşmelerinde. Doğru mu? Ekim 1920'de. Milli Mücadele'nin ilk yazılı programı geç. Ali Rıza Paşa başkanlığı yeni bir kabinenin kurulması diyor abi. Evet sevgili arkadaşlar. Damat Ferit'i düşürdün ya, aha şunu. Buna da şahit olacak İrade-i Milliye ve bunun da üzerinde etkisi olacaktır. Yani propaganda aracı olarak kullanacaktır. Doğru mu? İrade-i Milliye. Peki arkadaşlar, bu biraz daha ılımlı ha, Ali Rıza Paşa. Meclis-i Mebusan'a Milli Mücadele taraftarı kimselerin girmesi, master degree, direkt propaganda aracı olarak kullanacak dedim ya. Anadolu Ajansı, değil mi? Matbuat Umumi Müdürlüğü, bunlar kurulacak, değil mi? Daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla Hakimiyet-i Milliye Gazetesi devreye girecek. Sevgili arkadaşlar, Milli Mücadele'nin ilk yazılı programı olan acaba Amasya Genelgesi daha mı sonra, daha mı önce? Amasya Genelgesi daha önce abi. Sivas Kongresi'ne daha önce değil mi? 20-22 Haziran 1919. Sivas Kongresi 4-11 Eylül 1919. O zaman daha önce olduğuna göre Amasya Genelgesi'nin yayınlanması herhangi bir etkisi olmadı. Geç. 23 Nisan 1920'de açılan 1. TBMM'de oluşturulan icra vekilleri heyetinin ilk genelkurmay başkanı. Böyle sorular geliyor. Bir de böyle video yapmamı istemişsiniz. Yapacağım arkadaşlar. İşte her gün size çalışıyorum valla. Her gün yeni projeler aklımda. Her gün bir şeyler yapıyoruz ama şu soru olayı gerçekten iyi oldu. Çatır çatır çözüyorsunuz. Günlük arkadaşlar, dün rekor kırdık. 350 saat izlemişsiniz. Helal olsun. Peki hadi, bunlardan soru geliyor. Yapıştır. Durdurdun mu abi? İşaretledin mi? O zaman ben çözüyorum. Arkadaşlar peki, Fevzi Çakmak'a gitmişsinizdir çoğunuz, sakın. Daha sonra olacaktır. Yani Genelkurmay Başkanı ama Milli Savunma Bakanıdır abi. Daha 23 Nisan 1920'de açıldığında Milli Savunma Bakanıdır. Doğru mu? Peki mesela burada Rauf Orbay, pardon, Refet Bele var ya abi. 16 Eylül 1920 ile 24 Ocak 1921 araları. Bu yani kısa bir süre Refet Bele. Burada arkadaşlar Kazım Karabekir'i hiç düşünme. O zaten 15. Kolordu nerede abi? Doğuda, Doğu Anadolu'da. Rauf Orbay'ın henüz mecliste öyle bir dahli yok. Ama zaman içerisinde ne olacak abi? Hükümeti kuracak. Doğru mu? Peki sevgili arkadaşlar, ki ikinci grubun başıdır Rauf Orbay. Burada arkadaşlar
Genelkurmay Başkanı, ilk Genelkurmay Başkanımız İcra Vekilleri heyetinde İsmet İnönü'dür geç. Türk ordusunda firari sayısının zirve yapması, arkadaşlar yarısı kaçmış yana ordunun. Ve firariler hakkında kanunun ivedilikle tekrar uygulanması ve İstiklal Mahkemelerinin hemen faaliyetlerinin başlatılması. Acaba hangi savaştan sonra gündeme gelmiştir? Haydi bakalım. Durdurduk mu? Hemen yapıştırıyorum. Abi, birinci İnönü'de öyle firarımız yok. Batı'da durdurduk. İkinci kez Eskişehir'in batısına tekrar durdurduk. Doğru. Sakarya Meydan Muharebesi zaten arkadaşlar, yani bizim 22 gün 22 gece değil mi? Canla başla Yunan ordusunu perişan ettiğimiz büyük taarruz, zaten Yunan denize döktüğümüz. Arkadaşlar Türk ordusuna firariler, bak sadece burada firarilerin hani sayısının artmasını şuna bağlamayın. Hani işte kaçtılar falan değil. Ama 30 bin kişi, bir kere komutanlar yok piyasada. Yollarını şaşırıyorlar. İki, Yunan alçakça dövüşüyor. Kafa devamlı nerede adamın? Köyünde. Yavuklusun, lavuklusunda, anasında, babasında acaba bir şey mi oldu diye. Bir de tüfekle gidiyorlar la. Ama bunların hepsi arkadaşlar İstiklal Mahkemesi tarafından kulaklarından tutulup getirilecek Sakarya'ya. Kısaca Kütahya, Eskişehir'de çok firar olduğu budur. Peki Lozan Anlaşması'nın arkadaşlar meselelerinden hangileri çözülememiştir? Bak bu tür sorularda bir yamuluyorsunuz. Bir bakalım kim cevap verecek? 1, 2, 3. Durdurdu. Yapıştır. Sevgili arkadaşlar çözülememiştir diyoruz. Bak dikkat et. Hangileri çözülememiştir? Aleyhte ya da lehte demiyorum. Doğru mu? Boğazlar meselesi çözülmüştür ama aleyhimize. Ne olmuştur? Boğazlar Komisyonu kurulacak, başkanlığı Türk yapacak. 2. Boğazların her iki yakası askerden alındırılacak. Tam bağımsızlığımıza aykırı. Doğru mu? Montreux'de bunu halledeceğiz. Ama sorun çözüldü. Aleyhimize de olsa çözüldü. Doğru mu? Kapitülasyonlar arkadaşlar birinci konferansa çözülemedi. Ama ikincisinde hiç taviz vermedik bu konuda. Tamamen kaldırıldı. Tam bağımsız konudaki en büyük adım atıldı. Ekonomik bağımsızlık. Ama Musul arkadaşlar o kadar arbede çıktı ki en son ne dedi diğerleri? La gel. Artık dedi, siz dedi aranızda anlaşın, 9 ay içerisinde kendi aranızda çözün dedi. O zaman çözülemeyen tek bir mesele vardır Lozan'da. Nedir abi? Musul. Geç. Atatürk döneminde aşağıda gelen hangisi uluslararası işbirliğini güçlendirmek amacıyla kurulan ancak Türkiye'nin katılmadığı bir oluşumdur arkadaşlar? Haydi bakalım. Kimler ne diyecek buna? Durdurduk mu? Evet. Arkadaşlar Nyon Konferansı diye bir konferans var. Bak. İtalyan denizaltılar Akdeniz'e harekete geçiyor. Neydi Mussolini'nin politikası? Mora Nostrum, bizim deniz. Roma İmparatorluğu'nu tekrar canlandırmak istiyor. Faşist. Bu şeyde ticaret gemileri zarar görmeye başlamış. La gelin de anlaşak demişler. Bir şey ve haline koyalım şu işi deyip. 1937'de arkadaşlar Nyon'da toplanıyor. İngiliz ve Fransızların ne diyelim öncülüğünde. Doğru mu? İtalya, Almanya zaten katılmıyor buna. Türkiye katılıyor. Nyon Konferansı'nda bir varız. Doğru mu? Peki arkadaşlar denge siyaseti izlediğimiz bir sözleşmeden bahsediyoruz. Rusların bu. Brandt-Kellogg Paktı var ya abi. Şu Kellogg ya da Brandt Paktı. Doğru mu? İkisi de aynı. Peki buna katıldık. Buna katılmazsa ayıp olur demişler. Rusların, bu da Batı bloğunun. Doğru mu? Batılıların. İkisine de katılacağız. Bak şöyle anlatayım ben size. Kellogg-Brandt Paktı dediğiniz ne biliyor musunuz? Bu ABD ile şöyle Fransız ne diyelim şeyin Dışişleri Bakanlarının oturup da hani dünya şeylerini, sorunlarını uluslararası atmosferde barışla çözelim. Güzel. Olayları eğer böyle bir çok ne diyelim ciddileştiyse olayları nereye götürelim? Söyle. Milletler Cemiyeti'ne götürelim. 1928'de abi Kellogg-Brandt Paktı'nı kuruyorlar. Doğru mu? Peki barış, işte barış temel hedefi o. 29'da biz katılıyoruz abi. Buna da katıldık. Sonra buna karşı Ruslar eli armut mu toplar? Hemen Litvinov Sözleşmesi imzalıyorlar. SSCB'nin Brandt-Kellogg Paktı'na, değil mi? Ne diyelim? Karşı kendi sınır komşularıyla yaptığı bir sözleşme ve Varşova Paktı'nın da temelidir ha. İleride silahlı örgüt kurulacak ya NATO'ya karşı. Arkadaşlar Türkiye 1929'da girdi. Şu ikisine zaten girmemiz, Litvinov'a girmemiz denge siyaseti izlediğimizin kanıtıdır. Arkadaşlar Milletler Cemiyeti'ne 32'de girdik. Ve aslında cemiyetteki şeyleri biliyoruz. Yani aksaklıkları, ama barıştan yana olduğumuzu göstermek için girdik. Peki burada Locarno Anlaşması'na falan dahil olmadık. 1925'tedir arkadaşlar bu.
Ve işte devletlerin savaştan korunması, dünya barışı falan. Burada Almanya katılıyor mesela, işin ilginci. Ve Fransa ile Almanya ilişkileri yavaş yavaş normalleşmeye başlıyor. O yüzden arkadaşlar, Lokarno Anlaşması'nda biz yokuz 25'teki bu olayda. Geç. 29. Dünya ekonomik buhranı Türkiye'de gelişmelerden hangilerine ortam hazırlamıştır? 1929 arkadaşlar dünyayı bunalttı gerçekten. Buhran, buhran. Yani dünyanın bilinen en büyük ekonomik buhranı. Peki sevgili arkadaşlar, buhran çıkınca bu CHP'nin politikası neydi ekonomide? Devletçilik. Mustafa Kemal demiş ki Ali Fethi'ye, sen liberal ekonomiyi savunan bir parti kur. Yani alternatif olsun hacı demiş. 1930 arkadaşlar Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasının bir nedeni de budur. Yani dış nedeni de derse 1929'daki dünya ekonomik buhran. Nasıl çıkacağız biz buradan? Doğru mu? Peki. Arkadaşlar, liberal ekonomiler bu dönemde askıya alınırken ne olacaktır? Bu böyle kriz zamanlarında hemen devletler ne yapar abi? Devreye girer. Devletçi politikalar. Devletçiliği ben size hep ne diye tanımlamıştım? Soruyu sor. Yatırımı devlet yaptıysa yapıştır. Devletçiliktir. Doğru mu? Peki arkadaşlar, Milli Korunma Kanunu ile alakası yok. Bak. Milli Korunma Kanunu 1940'ta çıkar. İkinci Dünya Savaşı yıllarında ve ona karşı korunmadır adı üstünde. İkinci Dünya Savaşı'nın o etkilerinden korunmadır. Nedir mesela? Hükümete ne verir? Fiyatları saptama, ürünlere el koyma, zorunlu çalıştırma, bunları vermiştir abi Milli Koruma Kanunu. Doğru mu? Toprak mahsulleri ofisi, toprak mahsulleri vergisi çıkartacağız, varlık vergisi çıkartacağız. İkinci Dünya Savaşı öyle kolay geçmeyecek ülkede de. Doğru mu? Ama arkadaşlar hep İsmet'i bir bebek durdurmuş ya. İsmet amca, İsmet amca bizi yemeksiz bıraktın, aç bıraktın. Aç bıraktım ama babasız bırakmadım demiş güzel laf. Arkadaşlar o zaman burada bizim doğru yanıtımız hangilerini ortam hazırlıyor? 1-2. Dur şurada bir şey yaptık değil mi? Tamam geç. Cumhuriyet döneminde eğitim alanında atılan adımlar incelensin. Güzel inceleyelim. Ve hedeflerinden hangilerine ulaşılmaya çalışıldığı savunulamaz. Arkadaşlar eğitimde ne tür adımlar attık? Durdurdunuz, ben yapıştırıyorum. Bir kere Türk milletinin bir kere arkadaşlar dünya medeniyet düzeyine ulaşmasını sağlamak. Hangi ilkenin sonucudur? Muasır medeniyet seviyesine çıkarmak. Nedir? Neydi? İnkılapçılık. Doğru mu? Arkadaşlar yurt dışına bir sürü öğrenci gönderilecek. Ben sizi ateş, ne diyordu? Kıvılcım olarak gönderiyorum. Ateş olarak gelin. Gerçekten de öyle gelecekler. Peki önemli görevleri yürütecek elemanları yetiştirmek ve milli kültürü yüceltmek olacak tabii ki. Değil mi? Bunun için kalifiye elemana ihtiyacım var. Arkadaşlar maalesef 1. Dünya Savaşı'nda o kadar aydın kadro yitirdik ki özellikle Çanakkale'de bunun acısını çok çektik Cumhuriyet'te. Peki arkadaşlar acaba eğitim kurumlarını özelliğini mi sağlamak istiyor bizimkiler yoksa merkeziyleştirmek mi? Bunun en güzel olayı tevhid-i tedrisattır. Tevhid-i tedrisat özellik mi? Bütün eğitim kurumlarının marif vekaletine bağlanması yani merkeziyetçilik mi? Doğru mu? O yüzden savunulamaz dediğine göre abi bak direkt savunulamaz olayı nedir? Yalnız üçtür. Yine yanlış işaretledim, kırmızı kırmızı artık anlayın arkadaşlar. Yalnız üç geç. Atatürk'ün gerçek kanaatim şudur. Milleti savaşa götürünce vicdanın da azap duymamalıyım diyor. Doğru mu? Ve öldüreceğiz diyenlere karşı ölmeyeceğiz diye savaşa girebiliriz. Lakin millet hayatı tehlikeye maruz kalmıyorsa savaş cinayettir. Bu muhteşem sözü var ya. Heh. Bu hangi ilkeyle ilişkilendirilir sevgili arkadaşlar sizce? Millet hayatı tehlikeye maruz kalmıyorsa. Bağımsızlık mı? Evet. Adamlar saldırdı mı? Evet. Ülkeni savunuyor musun abi? Evet. Ülkeni savunuyorsan kenetlenmen mi lazım abi? O zaman bol miktarda Türk kelimesinin geçtiği ve bağımsızlığın ilkesi nedir abi? Hiç düşünme, yapıştır milliyetçilik. Doğru mu? Ama şunların hemen ipuçlarını vereyim. Bundan sonraki bütün soruları çözün. Çağdaşlaşma ve muasırlaşma varsa hiç düşünme inkılapçılık. Anahtar kelimelerini söylüyorum. Dinden arındırılmış kurum diyorsa, din ve devlet işleri birbirinden ayrılması diyorsa, akıl ve bilimi de getiriyorsa laiklik. Peki eşitlik, sosyal adalet, lakap, unvan mesela bu senin ayete sorusu. İşte ne bileyim toplumda böyle ayrıcalık belirten unvanların kaldırılması halkçılık. Peki arkadaşlar hep yönetimle ilgili seçimle bağlantı kurabileceğin her şey nereye götürür abi seni? Cumhuriyetçiliğe. Geç. 1955'te toplanan Bandung. Bunu duydunuz mu arkadaşlar? Böyle bir konferans. Bunu da sorusunu sordular biliyorsun. ABD ve SSCB blokların ikisine de dahil olmamayı ilke edinen bağlantısızlık hareketi. Bak.
Soğuk Savaş, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ABD'nin söyle kankileri, SSCB'nin kankileri. İkisi arasından birisi diyor ki la gel ikimizin de kankileri değiliz. Yüze yakın devlet arkadaşlar. Yugoslavya, Tito, Mısır, El Nasır, Hindistan, Nehru bunların hepsi önderlik yaptı bunlara. 55'te oturdular abi, anlaştılar. Peki bunlar gariban ülkeler abi. Yani yenilmiş, sömürge olan devletler ne amaçlamış olabilirler? Hangi kararları almış olamazlar? Bir kere sömürgecilik en kısa sürede sonlandırırız. Master degree. Zaten kendileri sömürülmüş. Peki arkadaşlar Filistin sorunlarına hiçbir şekilde burada göz ardı etmemişler. Filistin halkının haklarının desteklenmesi, sorunun barışçıl yollarla çözülmesi yapıştırmışlar. Peki bütün bağımsız devletler arasında eşitlik kurulsun. Karşılıklı eşitlik ilkesi, denklik, mütekabiliyet, halklara kendi kendini yönetme hakkı verilsin. Plasbid, self-determinasyon daha doğrusu self-determinasyon. Ama arkadaşlar 1955'te henüz SSCB Afganistan'ı işgal etmiş. Daha 1979'da. O yüzden SSCB'nin Afganistan'dan çekilmesini sağlanmasını istemiş olamaz. Geç. 1964 yılında ABD Başkanı tarafından İsmet İnönü'ye bir mektup geliyor. Bu mektuplarda ne meşhur? Peki İsmet İnönü'ne yazılan Johnson mektubu aşağıdaki soruların hangisiyle ilgilidir? Arkadaşlar bir sükse yapıyor bu. 2 yıl sonra bunu 68 kuşağı öğrenip şeylere başlayacak. Gösterilere başlayacaktır sevgili arkadaşlar. Ne oldu ki burada? Johnson mektubu. Bak Kıbrıs içindir. Daha Master Degree daha dakika bir gol bir yapıştırayım. Nerede orada? Aa seçeneği. Kıbrıs. Arkadaşlar Kıbrıs için belirleyici bir mektuptan bahsediyoruz. Bir. Türkiye ABD arasında bir kırılmadır. İki. Ve bu kırılmadan sonra Türkiye ile SSCB ilişkileri gelişir. Üç. Doğru mu? Zaten bundan 10 yıl sonra da ne yapacağız? Ayşe tatile çıksın. Kıbrıs Barış Harekatı'nı yapacağız. Doğru mu? İsmet İnönü'ye yazılan bu Johnson mektubu Kıbrıs'ta. Yani diyor ki Johnson mektubu daha böyle başka. Aman böyle böyle bir şey yapma. Duyuyoruz da işte adaya müdahale edecek misiniz? Adaya böyle bir şey mi? Akıllı oğlum. Yani kısaca neydi? Aba altından sopa gösteriyor. İsmet de hiç altta oğlum. Bir döşemiş böyle ironi şeklinde. Okuyun arkadaşlar. Google'da uzun uzun uzadıyadır. Çok da güzel cevap vermiş bizimkiler. 9 Eylül 1993'te kuruluş amacı sevgili arkadaşlar şu. Türkiye'de müspet bilimlerde araştırma geliştirme faaliyetlerini ülke kalkınmasındaki önceliklere göre geliştirmek, özendirmek, düzenlemek, koordine etmek, mevcut bilimsel ve teknik bilgilere erişilmesini sağlamak. Acaba hangisi aklınıza geliyor? 93'te kuruluş amacı bu şekilde verilmiş. Durdurdunuz mu? Ben hemen çözüyorum. Arkadaşlar TİKA 92'de kurulmuştur ve Sovyetlerle ilgili bir şeydir. SSCB dağıldı ya abi 91'de. Ha, biz Türkiye Cumhuriyetleri'yle sosyal, ekonomik, kültürel ilişkileri geliştirmek için kurduk bunu. Doğru mu? Yok, Yüksek Öğretim Kurumu'dur. Bütün bu şeyleri denetler, üniversiteleri denetler abi. Doğru mu? Eğitim, öğretim faaliyetlerini, diğer faaliyetleri, ana ilkeleri uygun olup olmadığını denetler. Doğru mu? YÖK'ün faaliyetleri. Peki sevgili arkadaşlar, buradaki şey TÜİK. Devlet İstatistik Enstitüsü'ydü aslında 60'larda değil mi? Daha sonra TÜİK oldu 2005 yılında. Ve sevgili arkadaşlar Türkiye'nin çağdaş istatistik ne diyelim yapısını geliştirmek için kurulmuştur. Maden Tetkik Araştırma Enstitüsü ta 1935'te kuruldu arkadaşlar. Yeraltı kaynaklarının işte devlet tarafından çıkartılması, değerlendirilmesi bunun için kurulmuştur. Doğru mu? Maden ocaklarının bulunması, bunların işte kimyasal analizlerinin yapılması. Burada arkadaşlar 93'te çatır çatır söylenenler TÜBİTAK. Doğru mu? TÜBİTAK. Aynen Türkiye'de müspet bilimler araştırma gelişme faaliyetleri. Sevgili arkadaşlar 27'lik bir soruyu daha bitirdik. İnşallah yarım saat ya da 40 dakikada olmuştur. Daha bakamadım şeylere. Arkadaşlar uyarılarımı değil de ricamı söyleyeyim. Yine videolarımızı beğeniniz. Lütfen kanalımıza abone olunuz. Etrafımıza söyleyiniz. Şapkalı bir adam güzel güzel ders anlatıyor diye. Bir de oynatma listelerini sakın ihmal etmeyin. Çok emek verdim arkadaşlar orada. Pek çok şeyi yani önce konu metinlerini hazırlamak sonra onların çekimini yapmak falan uzun işler. Sizin için her şey sizin için. Bir de oynatma diyorum. Bu beğenileri bol bol tutun. Bir de neydi? Hatırlatma zili miydi? Onları da yapıştırın abi. Ve çalışmalarınıza başarılar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.